Şimdi koronavirüsle mücadelede herkes bir şey söylüyor. Hep altını çizdiğimiz bir şey var ki lütfen bilim insanlarının dediğini dikkate alayım. Bugün belki sosyal medyayı herkes kullanıyor, muhakkak görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Görmeyenler de gazetelerden, internet sitelerinden okumuş olabilirler. Yanlış bilgilendirmeler zaman zaman olabiliyor. Bu reklam adı altında olabiliyor. Kimi ünlü isimlerin ilaç önerilerine, takviye gıda önerileri reklamlarını hep görüyoruz. Ama bu süreçte enfekte olan kişiyi bile tedavi ettiği veya fayda sağladığı veya bağışıklık sistemini güçlendirdiği şeklinde kimi ürünler üzerinden de dönen reklamlar var. Bu noktada aslında dikkatli olmakta fayda var. Peki. Neye dikkat edeceğiz? Her duyduğumuz ürünü alabilir miyiz? Ha, onaylı denmesi, böyle ifade edilmesi yeterli mi? Nelere bakmamız gerekiyor? Bu konuda şimdi konuşalım. Şule Dilek Yağcı Tüysüz bizimle birlikte. Girişimci Eczacılar Derneği Genel Sekreteri. Şule Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk, kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Şule Hanım, bu süreçte hani deseler, denilse ki şunu yiyin koronavirüse iyi geliyor, herkes o noktaya akın ediyor, herkes onu tüketmeye çalışıyor. Şunu kullanın iyi geliyor deniliyor, herkes bu sefer yönünü o noktaya çeviriyor. Ortada ciddi bir sıkıntı söz konusu ve son günlerde kim ünlülerin paylaştığı da vitaminler var. Hatta işte enfekte olsanız bile atlatmanızı sağlar. Bu süreçte bağışıklık sistemini güçlendirmeye çok ihtiyacımız var. Bunları kullanın. Bu noktada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Yani bir ünlünün söylemesi midir bunun güvenilir olduğunun kanıtı? Yoksa bakmamız gereken güvenliği açısından araştırmamız gereken farklı noktalar var mı? Öncelikle kullanmamız gereken gıda takviyeleri, vitaminler olduğu doğru. Ama bunların nasıl kullanılacağı ve nasıl karar verileceği ile ilgili ben isterseniz bir ilacın, bir gıda takviyesinin nasıl ruhsatlandırıldığı, bizim eczanelerimizde nasıl satışa sunulduğunu size kısaca anlatayım. Bir ilacın, bir gıda takviyesinin bizim eczanelerimize girebilmesi için öncelikle gerekli ön hazırlıklar yapılıp Sağlık Bakanlığı gerekli denetlemeler, gerekli ilaç hazırlama süreçlerinin aşamaları var. Bunlardan geçtikten sonra Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı'ndan ruhsatlandırmaya başvurmaları, bu ruhsatı alan firmaların ruhsat sahibi ecza depoları üzerinden eczanelere bu ürünleri ulaştırmaları ve bizim burada eczanelerimizde güvendiğimiz ürünleri, bu yollarla hazırlanmış ve ecza depolarına gelmiş ürünleri, güvendiğimiz ürünleri eczanelerden halkımızın halk sağlığına katkı sağlayacağına inandığımız gıda takviyelerini tavsiye, ilaçları da reçete ile halk sağlığına sunduğumuz bir ortamdayız. Biz de ilaçları, gıda takviyelerini hastalarımıza önerirken bunların kanıta dayalı hazırlanma yöntemlerine, hazırlanma ortamlarına, firmalarına, üretim şartlarına, kullanılan ham maddelerin hangi şartlarda, nereden temin edildiğine varıncaya kadar belli sertifikalara isteyerek, güvenerek önermek durumundayız. Peki Şule Hanım, ben bir vatandaş olarak bir ürünü alacağım zaman mesela kutusunda, evet, yani nelerin olmasına bakmam gerekir? Dediniz ki az önce Sağlık Tarım Bakanlığı'ndan ruhsat alması gerektiğinden bahsettiniz. Bu bilgi o kutunun üzerinde yazılı, evet, mıdır? Buna mı bakacağım? Veya tabii aramam ki gereken şeyler nedir o kutu üzerinde? Ürünün üzerinde Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı'ndan ilgili izinlerin, ruhsatlandırmaların numaraları mutlaka vardır. Üretim lotları vardır. Bunlara bakmanızı gerekmektedir. Ayrıca bunların, biraz evvel sorduğunuz soruya geleceğim şimdi. Bunların satın aldığınız yer asıl önemli olan yerdir. Bunların satış yerleri, bu tüm gıda takviyeleri ve ilaçların satış alanları, güvenilir satış yeri sadece eczanelerdir. Sadece eczanelerden satılan ürünlerin takibini yapabilirsiniz bir vatandaş olarak. Aldığınız ürünü ilaç takip sistemi denen bir sistemle bizim eczanemize gelen tüm ürünler takip edilmektedir. Aldığınız bir ürün hangi eczaneden alınmış, hangi depodan alınmış, hangi firmada üretilmiş, hepsi üzerindeki kare kodla takip edilmektedir. Her türlü takibi, bir sıkıntı yaşadığınızda bulunabilmektedir. Kaynağı bulunabilmektedir. İnternetten, evet, biraz evvel sorduğunuz soruya geleceğim. Asıl sorunun cevabını bağlamak için bunları, hı-hı, anlattım. İnternetten aldığınız hiçbir ürünün kaynağı belli değildir. Bizim meslek örgütleri ve devletin yaptığı
bu ürünler üzerindeki denetimlerde veya yaptığı analizlerde hiçbirinin doğru ürün olduğu, hepsinin sahte ürün olduğu belgelendi. Hiçbir şekilde sağlığınızın karşılığını, sağlığınızda bir şey olduğunda karşılığını alamazsınız. Hiçbir şekilde güvenilir değildir. İlacın tavsiye edileceği tek nokta eczane ve doktorlarınızdır. Eczacınız ve doktorunuzun tavsiye ettiği ürün dışında hiçbir ürüne itibar etmeyiniz. Çünkü bizler 4 yıl boyunca ilacın her türlü, ilaçla ilgili her türlü bilgiyi çok zorlu bir eğitimi alarak yemin ettik, eczacı olduk, devlet bize bu işi yapma yetkisi verdi. Bu diplomayı aldık. Diplomayı alırken de halk sağlığını korumak adına yemin ettik. Devlet bizleri birinci basamak sağlık merkezi olarak eczanelerimizi onadı. Ve bizler burada hizmet verirken sadece ve sadece halk sağlığının doğru hizmet vermek adına çalışıyoruz. Aldığınız ürünlerin de doğru ürünü satarız, doğru ürünü öneririz ve sonuna kadar da takipçisiyizdir. Peki, şimdi Şule Hanım, alırken ürünü eczaneden alınması gerektiğini söylüyorsunuz. Üzerinde üretim logları, ruhsatlandırma numaraları, Sağlık ve Tarım Bakanlığı'na ilişkin ruhsatlandırma numaralarının olduğunu ifade ediyorsunuz. Bu arada yapılan kimi reklamlarda şu da söyleniyor. Eczanelerde ve internet sitemizde satışta. Bu da aslında insanlara bir güven veriyor. Ama o zaman eczaneden, internetten, o üreten firmadan bile alınacak olsa eczaneden anladığım kadarıyla kontrol etmekte yine de bir fayda var. Ama şunu da hemen ekleyeyim. Süremiz de çok kısıtlı. Sizden bunun da yanıtını almak istiyorum. Bu süreçte biz hep diyoruz ki hastaneleri meşgul etmeyin. Lütfen ihtiyacınız varsa gidin koronavirüste mücadele sürecinde. Ama kimse dönüp de eczanelere bakmıyor. Oysa ki acaba diyorum ki bu süreçte eczanelerin yoğunluğu nedir? Eczaneleri de aslında giderken neye dikkat etmek gerekir? Bugünden itibaren 1 metre kuralı zannediyorum ki eczaneler içinde başladı. Nedir eczaneye gelecek olan hastalara, ilaç almak isteyenlere buradan uyarılarınız? Hemen onu da almak isterim 1,5-2 dakika içinde. Hastalarımıza verdiğimiz hizmet kapasitemiz 3 katına çıktı diyebilirim son bir haftadır. Biz hiçbir şekilde çalışanlarımız ve eczacılarımız seve seve bu hizmeti vermeye devam ediyoruz. Her zaman halk sağlığına hizmet için görevimizin başındayız. Gelen hastalarımıza özellikle 65 yaş üzeri hastalarımıza mümkün olduğunca kendilerinin değil yakınlarının gelmesini eczanemize, kendilerinin değil yakınlarını göndermelerini rica ediyoruz. Bunun dışında eczanelerimizde gerekli önlemleri aldık. Eczaneye birer veya ikişer kişi şeklinde hastalarımızı kabul ederek çok kısa sürede onların gerekli işlemlerini yaparak hizmet vermeye çalışıyoruz. Eczane içerisinde bizimle ve kendi aralarında 1 metrelik mesafeyi korumalarına rica ediyoruz. Bununla ilgili bilgilendirme yazılarımızı eczane camlarımızda ve içeride fazlaca olarak yaptık ve artık buna uymaya başladı vatandaşlarımız. Bunun için teşekkür ediyoruz. Hem bizlerin sağlığını korumak adına hem de bizden korunmak adına buna dikkat ediliyor. Bunun dışında gelen hastalarımızın hızlı işlem yapmalarını rica ediyoruz. Çok uzun süre eczanelerde kalmamaya dikkat etmeleri gerekiyor. Bu şekilde. Peki, son sorum demiştim ama çok kısa, sıkıntı var yok şeklinde yanıt alayım. Süremiz çok çünkü kısıtlı. İlk gün, 1-2 gün önce, 1-2 günde diyemeyelim, 3-4 gün önce maske, dezenfektan noktasında insanlar eczanelere akın etmiş. Kimi sıkıntılar yaşanmıştı. Şu an o panik durumunu geçtik mi? Yani maskedir, dezenfektandır bulunabiliyor mu? Bir sıkıntı var mı ortada? Dezenfektanla ilgili çözüldü. Şöyle... bize 2 litrelik aylık 2 litre etil alkol alma sınırı getirmişti devlet. Bunu bu süreçte aştı ve biz de aldığımız diplomamızdaki yetkiye dayanarak dezenfektanları yapmaya başladık. Çok güzel formüllerimiz var. Çok güvenerek ürünleri satıyoruz. Dezenfektanlarımızı laboratuvarlarımızda yapıp halkımıza ulaştırmaya başladık. Bu konuda bir sıkıntı şimdilik yok ama etil alkol bulmakla ilgili bir sıkıntımız var ve bunların kullanılacağı ambalaj malzemeleriyle ilgili bir sıkıntı var. Zaman zaman bu yoka düşüyor ama maskeyle ilgili halk biraz daha bilinçlendi. Maskeler keşke başından itibaren gerekli miktarlarda bizim eczan depolarımıza verilseydi. Bununla ilgili çok fazla
Bizim normalde sattığımızın 5-10 katı fiyatına çıkan maskeler var. Ben halka hem bilinçlendiriyorum, hasta değilseniz, Evet. tehdit altındaki ortama girmeyecekseniz maske takmanıza gerek yok diyorum. Satarken verdiğim fiyattan inanın ben de rahatsızlık duyuyorum. Mağduriyet gidermek adına maske bulmakta çok sıkıntı çekiyoruz. Hastalarımıza bunu verirken yüksek fiyattan vermek durumunda kalıyoruz. Çok az bulunduruyoruz ve bundan çok rahatsızız. Peki Şule Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Bu noktada söyledikleriniz çok önemli. Gereksiz yere kimse maske almamalı. Hasta olan ihtiyacı olan Evet, almalı. Çok çok hasta teşekkür olanlar ve ediyorum. tehdit altındakiler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Girişimci Eczacılar Derneği Genel Sekreteri Şule Dilek Yağcı Tüysüz bizimle birlikteydi. Doldurmuyoruz hastane eczaneleri dedi. Sırayla gireceğiz. Önlemlerimizi de aldık diye ifade etti Şule Hanım. Şimdi gelin.